Selamlar sevgili takipçilerim, İyi akşamlar olsun herkese, evet umarım iyisinizdir, her şey yolundadır, bugün malumunuz öğretmenler günü, başta baş öğretmen sevgili Mustafa Kemal Atatürk ve bu dünyadan, bu dünyaya gelmiş, bu dünyadan geçmiş bütün öğretmenlerimize saygıyla anıyoruz, şimdiki yaşayan, çaba sarf eden, ve bu uğurda emek veren öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Nicelerine olsun inşallah. Benim de eşim öğretmen. Onunkini de kutluyorum buradan tekrar. Ee, şimdi kitabımıza geçebiliriz. Nermin Yıldırım'dan Ev isimli romanda e, kalmıştık. Romanın bir bölümünde kalmıştık. Beşinci sayfasında. Bir beş sayfa daha okuyacağız. Ondan sonra bu kesiti bitireceğiz inşallah. İyi dinlemeler olsun. En altta pirinç bir levha mevcuttu ve üzerine yürüyüşçülerin hedefe varmalarına ne kadar kaldığını takip edebilmeleri için bulundukları konumla Santiago arasındaki mesafe nakşe olunmuştu. 263 kilometre. Taşa baka kaldığımı gören Ogo, mesafenin gözünü korkuttuğunu sanarak ''Biz yine iyiyiz, bu rota kısa sayılır, Sevil adam başlayanların gördüğü ilk rakam 960 kilometre. Bir de garibanların halini düşün deyip kıs kıs güldü. Doğrusu gözüm korkmuş değildi ama sırf bu taşı ilk defa görmek, istikameti işaret eden oka dokunabilmek bile garipti. Nihayet beni ulaşmak istediğime götürecek noktaya doğru yere açılacak kapıya varmıştım. Doğru diye bir şey varsa tabii. Önümde uzanan yola gözümü kaçırmadan bakmam zaman aldı. Bir sağımızdaki hayaletler gibi yükselen beyaz badanalı evlere, bir de solumuzdaki kimsesiz deniz fenerine baktım. Evler kalabalık ve ürkütücü göründü gözüme. Ama okyanusun azgın dalgalarından yediği onca sopaya rağmen bir başına ayakta duran feneri sevdim. Varacağım son durakta da beni bir fenerin beklediğini biliyordum. Bu başlangıç bitişin hazırlığı gibiydi. Cesaretimi toplayıp yola bakmayı başardığımda bizzat kurduğum belalı bir oyuna girmek üzere olduğumu hissederek ürperdim. Ve içimden tam olarak şöyle geçirdim. Bela ne güzel kelime. İşlerin umduğum gibi gitmemesine az çok hazırdım. Ama ilk adımı attıktan sonra artık hiçbir şeyin aynı kalmayacağını biliyordum. Daha fazla vakit kaybetmek anlamsızdı. Ne olacaksa bir an evvel olmaya başlasındı. Gözlerimi yoldan ayırmadan başlayalım mı diye sordum Oga'ya. İlk adımın saatini aklına kazımak ister gibi kıymetli kasyosuna hızla göz atıp gülümseyerek ''Durduğumuz kabahat.'' diye cevap verdi. ''Durduğumuz kabahat.'' diye tekrarladım ben de. Bunca yıl payıma düşen bulanık çamurun içinde durduğum kabahattı. İşlediğim, işlemiş olabileceğim cinayetlerden bile daha büyük kabahatemdi. Asıl hata yaptıklarım değil, bana onları yaptıranların arasında kalmayı sürdürmemdi. Doğru nedir emin olamazdım ama yanlışın yapış yapış koynunda onu tanıyacak kadar uzun yaşamıştım. Şimdi her şeyden kurtulma zamanıydı. Derin bir nefes aldım ve kendimi önümde uzanan boşluğun serin kucağına bıraktım. Böylece yürümeye başladık. Reçine kokulu ağaçların altından eğrelti otlarını, süpürge çalılarını ve baygın rahiyalar saçan dağınık çiçek tarhlarını aşarak soluk soluğa yürüyorum. Göğsümden boğazıma doğru kırçıllı bir ağırlık yükseliyor. Çelimsiz bacaklarım yorgun düşmüş, sık çalıların kestiği terlikli ayaklarım acıyor ve sırtımdan aşağı oluk oluk ter boşanıyor. Bir aralık çalılara takılıp yüzüstü kapaklanıyordum. Kaval kemiğim sızım sızım sızlıyor. Ama çabucak doğrulup yürümeye devam ediyorum. Durmayı aklımdan bile geçirmiyorum. Durursam düşünmem. Düşünürsem makul olmam ve makul olursam da geri dönmem gerekir çünkü. Beş yaşındayım ve geri dönmek istemiyorum. Işığı ağır ağır emilen göğün altında ürkütücü bir loşluğa bürünmeye başlayan çamlığa doğru bakıyorum. Onu aşıp sağ, sağdaki çavlana kadar koşarsam bataklıklı göle varabilir, sazlıkların arasına gizlenebilirim diye düşünüyorum. O zaman geri dönmek zorunda kalmam. Dönüp salonun ortasında yerde yatan dedemi görmek zorunda kalmam. Dedemin üstüne örtülmüş beyaz çarşafı ileride kullanıp kullanmayacağımızı, çarşafın üstüne özenle yerleştirilmiş bıçakla yarın öbür gün mesela pırasa doğrayıp doğramayacağımızı düşünmek zorunda kalmam. Sazlıkların arasında nilüfer çiçeklerinin peşine düşüp unutabilir mi her şeyi? Evet dinlediğiniz için teşekkürler. Burada bitiyor kesit. İsterseniz başka bir e, polisiye hikayeye başlayalım şimdi. Evet tekrardan merhabalar. E, polisiye dedik ama polisiyenin yanında bir gerilim de ekleyeceğiz. Agatha Christie Işıklar Sönünce isimli kitaptan okuyacağım size. Hatta içinde çok ilginç 7 tane öykü var. Agatha Christie'nin ölümünden 21 yıl sonra bulunan bu 7 öyküsü daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış. Ben size bunu yarın okuyacağım inşallah kısmet olursa bu altın kitaplar yayın evinden çeviren Dilek Akari yayın yılı 1998 inşallah yarın buradan bir öykü seçip okuyacağım size hoşçakalın sağlıcakla kalın görüşmek üzere